Yerli ve milli gurur, Kaan uluslararası arenada, dünya manşetlerinde hala yer almayı sürdürürken, içeride ise bu konuya ilişkin eleştirenler var. İşte o eleştirilere dikkat çekti TUSAŞ. Bir karşılık verdi. Kalorifer peteğine benzetilen TFX parçasıyla ilgili tartışmalara son noktayı bir video ile koydu. Sosyal medyadaki paylaşım o parçayla başladı. Soba borusuna benzetildi, kalorifer peteği bile denildi. Türk mühendisler gece gündüz demeden ter döktü. Bazı medya kuruluşları ise milli muharip uçağı tartışılacak ifadelerle manşetlerine taşıdı. Takvimler 21 Şubat 2024'ü gösteriyordu. Kaan piste çıktı. Kokpitte test pilotu Barbaros Demirbaş vardı. Milli gurur Ankara semalarında süzüldü, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Aynı gün Kaan için üretilen TFX parçası kalorifer peteğine benzetildi. Tepkiler sürerken TUSAŞ sosyal medya üzerinden tartışmalara son noktayı koydu. Paylaşılan video kalorifer peteğine benzetilen o parçayla başladı. Dikkat çeken o karelerde sadece eleştirilere gönderme yoktu. Milli muharip uçak Kaan için çaba harcayan uçuş ekibinin çalışmaları da yansıtıldı. Bu emeğin saniyeler içinde anlatıldığı video milli gururun pistten teker kaldırmasıyla sonlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bazen ciddi skandalvari söylemlere imza atıyor. Amerikan Başkanı Biden gibi daha genç olmasına rağmen bazen hakikaten ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Fransız lider son olarak gerekirse Ukrayna'ya asker göndeririz dedi. Bu söz Avrupa'da ciddi bir kriz yaratmış durumda. Çünkü bu açıklama NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Elbette Kremlin'den de gözdağı niteliğinde yanıt gecikmedi. Doğrudan savaş kaçınılmaz olur dendi. Konuşmasında ölçüyü kaçırdı. NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Kremlin'den yanıt gecikmedi. Moskova gözdağı verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron pazartesi akşamı basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Gerekirse Kiev'e asker göndeririz dedi. Açıklaması krize yol açtı. Macron'un sözleri NATO üyesi ülkelerden tepki aldı. ABD, Macaristan, Almanya, İngiltere ve İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediklerini söyledi. Hayır. Rusya'dan da NATO'ya adeta gözdağı niteliğinde cevap geldi. Putin yönetimi doğrudan savaş kaçınılmaz olur dedi. NATO'dan tepki gören Macron da geri adım attı. Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği oluşmadığını söyledi. Kendini yakan Amerikan subayı ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi sarsmış durumda. O iddiaya göre asker istihbarat servisinde görevliydi ve gizli bilgilere erişimi vardı. Gazze'de savaşan Amerikan ordusunun soykırıma karıştığını öğrendi. Buna dayanamadı. Bunalıma girdi. Ardından İsrail Büyükelçiliği önünde o korkunç eylemi gerçekleştirdi. Gizli bilgilere sahipti. Soykırıma tanık oldu. Yaşananları kaldıramadı. Hayatına son verdi. Amerikan basını İsrail Büyükelçiliği'nin önünde kendini yakan ABD subayı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. New York Post gazetesi 26 yaşındaki Aaron Bushell'in Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu öne sürdü. Gazete iddiayı Bushell'in adı açıklanmayan bir arkadaşına dayandırdı. Söz konusu kişi, onun asıl işi istihbarat verilerini işlemekti. İşlediği şeylerin bir kısmı Gazze çatışmasıyla ilgiliydi. Bana ABD ordusunun Filistin'de soykırıma karıştığını söyledi dedi. Hayır, hayır, hayır.
Gazeteye göre Bushnell arkadaşına sadece bunları anlatmadı. Kara birliklerinin çok sayıda Filistinliyi öldürdüğünü de söyledi. Amerikalı askerin son mesajı da ortaya çıktı. Kan donduran olaydan tam 12 dakika önce bir arkadaşına mesaj attı. Mesajında "Umarım anlarsın, seni seviyorum" dedi. Bu senaryoyu daha önce birçok farklı noktada görmüştük. Şimdi de Gaziantep'te yaşandı ama böylesine büyük bir vurgun yoktu. Kuyumcu "paranız değer kazansın" vaadinde bulundu. Buna kananlar maalesef büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. İddiaya göre paralarını, altınlarını aldı kuyumcu. Sonrasında da ortadan kayboldu. Vurgunun boyutu 150 milyon lira. Bu benim 15 yıllık arkadaşım. Yani geliyoruz gidiyoruz, çocuklarımın hepsine alışveriş yaptığımız bir yer. Yani güvendiğimiz bir insandı. Öyleydi ama o güven boşa çıktı. Arkadaşlarını dolandıran kuyumcu 150 milyon liralık vurgun yaptı. Adres Gaziantep. Evlatlarımız gibiydi. Her zaman söyledikleri sözde dururlardı yani. Bu kez durmadılar. Yaklaşık 30 kişiyi dolandırıp kayıplara karıştılar. 20 yıldır aynı dükkanda kuyumculuk yapıyorlardı. Güven sağlamışlardı. Müşterilerinden altınları istemek zor olmadı. Bu dedi ki ne? Opa, altınları bize verin. Biz sizin işinizi de döndürerek, sizin paranızı da değer kazandırak dedi. Müşterilere de bu vaat tatlı geldi. Altınlarını kendi elleriyle teslim ettiler. Toplamda benim mağduriyetim 670 gram. İki kuyumcu 10 gündür ortada yok. Polise gitti, şikayetçi oldular. Mağdurlar o kuyumcunun dönmesini, faizinden vazgeçtiler, ana parayı kendilerine geri vermesini istiyor. Toplamda ne? 670. Bizim mağduriyetimizi getirsin.